Çok saygıdeğer Bitmez ailesi, Saadet Partisi'nin Sayın Grup Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcıları ve kıymetli Kocaeli Teşkilatı, yine burada birlikte olmamızdan büyük bir onur duyduğum Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin değerli yöneticileri, hepinizi hem şahsım hem Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli örgütü adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii ailesi için ve dava arkadaşları için zor konuşma, zor bir gün. Biz Azam Bitmez'i, ben kendi adıma aynı listelerden meclise girdiğimizin birkaç gün ertesinde tanıdım. Kendisi büyük bir nezaketle bir randevu talebinde bulunup gelip öncelikle Sayın Temel Karamollaoğlu'nun selamlarını, teşekkürlerini iletip dedi ki biz bu süreçte 10 milletvekili arkadaşımız var. Bizim parlamento hukuku noktasında da grupta çok deneyimli arkadaşlarımız şu an için yok ve parlamento hukuku da çok sık değişikliğe uğruyor. Bu açıdan ara ara sizi ben rahatsız edeceğim, uygun görürseniz dedi. O günden itibaren çok yakın bir ilişki içinde olduk. Hatta o gün elinde küçük bir not defteri vardı. Duruyorsa belki o not çok tarihidir benim için. Ben dedim ki sizler hukukçusunuz, grupta çok deneyimli hukukçular var. Ama müsaade ederseniz şunu arz etmeme izin verin. Ben 8 yıldır grup başkan vekilliği yapıyorum. O gün itibariyle de grup başkanı seçilmiştim. Genel başkanımızın milletvekili olmaması hasebiyle. Her yeni gelen gruba bir oryantasyon eğitimi gibi mevcut durumu anlatırken ilk olarak şunu söylerim efendim dedim. Belli belgeler okunarak öğrenilir ama bunun istisnası meclis iş tüzüğüdür. Meclis iş tüzüğü okumakla öğrenilmez, ancak yaşanarak öğrenirdi dedim. Dedi ki bu çok güzel, bunu bir not alayım dedi. Küçük defterine not aldı. Devamında Saadet Partisi'nin grup kurma çalışmalarını birlikte yürüttük. Önce 3 parti bir grup oluşturulmaya gayret edildi. Orada olanak olmadı onu sağlamaya. Sonra Gelecek Partisi ile bir grup oluşturuldu. Grup iç yönetmeliğini bizim yönetmeliğimizden hareketle, ki bizimki de daha önceki grupların 1980 öncesi grup iç yönetmeliklerinden örnek alınarak yazılmıştı. Onun hazırlanmasını birlikte çalıştık ve grup kurulduktan sonra da yine aynı nezaketle geldi. Bizim dedi henüz grup odamız yok ama bir teşekkür etmeye geldim dedi. Birlikte bir kahve içtik. O günden sonra da hep sıcak bir iletişim halinde olduk. Biraz önce Sayın Fatma Başkanım'ın söylediği gibi bazı insanlarla sohbet ederken bir saat konuşursunuz, bir kitap okumuş gibi olursunuz. Hasan Bitmez birikimiyle, deneyimiyle, geçmişte yaşanmışlıklarıyla, hafızasıyla ve siyasi bakış açısıyla, nezaketiyle gerçekten benim de geç tanıdım dediğim bir isim oldu. Gerçi bunu kendisiyle de paylaşmıştım. Temel Bey'e de söyledim. Açık söylemek gerekirse Saadet Partisi'nin kadrolarıyla neredeyse 60 ilde çalıştım. Gerçekten son derece uyum içinde, yaptığı işi bir görev bilinci, bir dava bilinciyle yapan, bir el sıkışıldıktan sonra o akte bir başka orada teminat aramaksızın sözün en büyük teminat olduğunu bilerek sahip çıkan ve ortak mücadeleye en samimi, en gayretkeş katkıyı sağlayan insanlarla biz geçen seçim sürecinde tanıştık. Bunu burada ifade etmek boynumun borcudur. Devam eden
devam eden süreçte de büyük bir üzüntüyü, büyük bir yenilgiyi hep birlikte yaşamış olmakla birlikte ilk günden itibaren milletin verdiği görevi hep birlikte hazmettik ve daha iyisini yapabilmek için, bu ülke için yapabilmek için, biraz önce Sayın Kaya'nın dediği gibi muhalefetin sesini yükseltmenin milletin sesini yükseltmek, mazlumların sesini yükseltmek, bugünkü şartlar altında Filistin'in sesini yükseltmek olduğunun bilinciyle hep birlikte büyük bir uyum içinde çalışmaya başladık ve devam ediyoruz. Her ne kadar zaman zaman geçmiş seçim sürecinin öncesinde yaşananlar, sırasında yaşananlar çeşitli değerlendirmelerle yaralayıcı noktalara varabilecek bile olsa, ben bunun büyük bir hüsniyet, büyük bir alçak gönüllülükle ve hiçbir sıkıntıya sebebiyet vermeyecek şekilde karşılıklı olarak tolere edildiğini ve geçmişte kökü çok sağlam bir yerde olan bu güzel ilişkinin geleceğe de matuf olarak ve bir siyasi işbirliği, siyasi çıkardan çok memleketin çıkarı, milletin çıkarı noktasında kristalize olduğunu büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Bizim Saadet Partisi ile olan ilişkimiz yapılamaz denili yaptıklarında ve büyük bir çaresizlik ortadayken 1973'te Necmettin Erbakan'la Bülent Ecevit'in, Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin, bir araya gelmeleri, çok zor görünen bir birlikteliği gerçekleştirmeleri, o gün iki kutup gibi görünenlerin bir arada oturup memleket ayrına çalışabileceklerini göstermeleri, hele hele Kıbrıs Barış Harekatı gibi kolay kolay bir ülkenin tarihinde birkaç kez olabilecek büyük kırılma noktalarından bir tanesini birlikte ve muvaffakiyetle, başarıyla aşabilmeleri bizim tarihten aldığımız çok önemli bir referanstır. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta birlikte kaybetmeyi yaşadık. Ümit ediyorum ileride birlikte kazanmayı, birlikte kazandırmayı, bu milletin derdine birlikte deva olmayı başaracağız. Bazı varlıklar sayısal toplamların üstündedir. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin, diğer ittifak ortaklarımızla hepimizin hep birlikte oluşturduğu birliktelik rakamların ötesinde bir birlikteliktir. Bu ilkesel bir birlikteliktir. Geçmişte bugünkü iktidarla aynı partide olanlar, yönetici olanlar, bakan, başbakan olanlar, geçmişte bugünkü iktidar partisiyle aynı teşkilattan yetişmiş, aynı davadan gelmiş, aynı havayı solumuş, aynı yenilgileri, aynı başarıları birlikte yaşamış olanların bugün iktidarla yolunu ayırmaları bir menfaat ilişkisi gereği olmasa gerek. Menfaati olanların nerelerde kümelendiği ortada. O günlerde karşı karşıya duranların bugün birlikte durması bir menfaat ilişkisi olmasa gerek. Bugün bu birliktelik fevkalade insanidir. Bugün Türkiye'deki derin yoksulluktan utananların birlikteliğidir bu. Pazarlar dağılırken çürük, çarık, ezilmiş sebzeyi, meyveyi yüzünü kapatarak toplayan annelerin, esas yüzünü kapatması gerekenlerin hepimiz olduğunun bilincinde olanların birlikteliğidir bu. Bu birliktelik ülkenin içinde bulunduğu bu yoksulluğun, bu haksızlığın, bu adaletsizliğin karşısında doğruda birleşmektir, vicdanda birleşmektir. Bu her türlü çıkar işbirliğinin üzerinde bir meseledir. Ben işin bu kısmına geleceğe yönelik efendim son derece olumlu sinyaller alıyoruz. Bütün sinyallerden, okuduğum bütün rakamlardan, okuduğum bütün siyasi mülahazalardan
daha fazla önem atfetmekteyim. Bundan sonra da nasıl rahmetli Hasan Bitmez ömrü boyunca söylediğini deyim yerindeyse son nefesinde, bilinci yerindeyken sarf ettiği son nefesinde, son cümlesinde sarf etti. İsrail'in karşısında Filistin'in haklı davasının yanında durdu. O yere yığılırken hala bambaşka yerlerden bambaşka husumetleri üfürenlerin o sesleri belki tutanakta yer almadı ama hepimizin vicdanlarında ve bu kainatın bir yerlerinde asılı duruyor. Hasan Bitmez'in iyi niyeti, içinden gelen sözün, içinden gelen düşüncenin, içinden gelen kanaatin ne kadar dürüst olduğu da ona oradan laf edenlerin de yapaylığı da ortada duruyor. Zaman hiçbir zaman güçlüyü haklı çıkarmaz. Kısa vadede, orta vadede veya bazısına uzun gelen bir vadede güçlüler öne çıkabilirler ama gerçek zamanda yeteri kadar zaman geçtiğinde hep haklılar kazanır. Hasan Bitmez hakkı ve haklıyı temsil etmektedir. Haklı bir dava için son nefesini verene kadar mücadele etmiştir Filistin davası için. Ben bugün İzmir Havaalanı'nda Ayşenur Ezgi Eygin'in naaşını karşıladım. Didim'e yolladık. Bu geceyi Didim'de geçirecek. Yarın hep birlikte evladımızı defnedeceğiz. Antalyalı ve Denizlili bir anne babanın Amerika'ya göçmesi sonucunda Amerika'da doğmuş, doğumuyla Amerikan vatandaşlığı da kazanmış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, genç, aktivist bir kadın. 1970'lerde deniz gezmiş, nerede duruyorsa bu davada orada duran, Filistin'e giden, Gazze'ye giden, Gazze'nin ortasında kurşunların önünde duran, Biden'ın İsrail'i kayırmasıyla yerden seken bir kurşunla ama hattı zatında tam da hepimizin zihnine, Filistin'den yana kim düşünüyor, kim konuşuyorsa biz onların beynine, bu genç kızın beynine sıktığımız kurşunu sıkacağız diyecek kadar gaddar İsrail devletini suçüstü yapmıştır ölümüyle. Hasan Bitmez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesinin tecelligahında kendi ölümüyle karşısındakilerin ikiyüzlülüğünü ortaya sererken evladımız Ayşenur Ezgi Elgi de kendi ölümüyle İsrail'in caniliğini ortaya koymuştur. İkisinin de hatırası yüreklerimizde yaşayacak. Hasan Bitmez gibi birisini anmak için, her gün anmak için herhalde en güzel yerlerden bir tanesi bir çocuk parkıdır. Ümit ediyorum Sayın Bitmez'in ismini kültür merkezlerinde, kütüphanelerde de yaşatmak tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin boynunun borcudur. Ben bir kez daha ilk gün telefonda konuştuğumda rahmetli babasına dediğimi tekrarlamak isterim değerli amcama. Bugün elini öpmek nasip oldu. Hasan Bitmez bugüne kadar sizin oğlunuzdu. Bugünden sonra hepimizin ağabeyi, babası, büyüğüdür ve bu parlamentonun demokrasi şehididir demiştim. Hasan Bitmez'in şahsında 1925'te parlamento çatısı altında kaybettiğimiz Halit Karsağlan'ı, 1989'da kaybettiğimiz Abdülrezzak Ceylan'ı, 2001'de kaybettiğimiz Fevzi Şihanlıoğlu'nu ve rahmetli Hasan Bitmez'i bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Kendileri demokrasi şehitlerimizdir. O parlamentoda bir gün artık İsrail'le
ticareti gizleyecek riyakarlıkta olanların takiyelerinin hüküm sürüp iktidarda olduğu günlerden Hasan Bitmez gibi samimi Filistin dostlarının bu ülkenin iktidarını değiştirmiş olmasının mutluluğunu, memnuniyetini, gururunu yaşayacağı günleri özleyerek ve o günlerde hep birlikte olmak ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ruhu şad olsun. Allah gani gani rahmet eylesin.